Adam burada bir yerde beni göremiyor. Ben de onu göremiyorum. Aa burada. Abi orada hızlı kurtulma yeri. Sen niye giriyorsun oraya polis? Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Need for Speed Most Wanted'a devam ediyoruz ve kariyerle biliyorsunuz Blacklist 11 miydi? 11'de kalmıştık. Low ile yarışacaktık. Burada Big Low, bunun arabası biliyorsunuz Mitsubishi Elipse'ti. Biraz görevlerimiz fazla, biraz race wins'imiz var. Milestones yapacağız, Boeing'i kasacağız. Ve daha sonra bu arabayı almaya çalışacağım arkadaşlar. Yine 1 ve 3. seçenekleri yapacağım. 1-3 kutuları seçeceğim. İçinden belki elips çıkar, belki çıkmaz, bilmiyorum, bakacağız. Ama şöyle bir şey diyorum ben. Şu an 18.000 keşimiz var gördüğünüz gibi. Birazcık arabanın ufak tefek yükseltmelerini yapalım diyorum. Ondan sonra da yarışlara geçeriz. Biliyorsun Supra gerçekten çok güzeldi. Ya Supra inanılmaz bir araba haline geldi biliyorsunuz. Biz neredeyiz? Buradayız. Shop da hemen yanımızda zaten. Güzel, polis görmeden gidersek Supra'yı biraz daha güçlendiririz ve yarışlara daha kolay yarışırız. Daha hızlı başarı elde ederiz. Şimdi dur, önce buna geçiyorum abi. Şu parçalar değil. Önce performansı fulllemek istiyorum ben. Engine'e bir şey açılmış. Pro açılmış. 14.000 istiyor. Oo, taksak mı ki? Abi takacağız, ne yapalım? Mecbur takacağız arkadaşlar. Yani tamam, parayı bitirdik bir anda ama mecbur takacağız. Pro'da abi 12.000'miş bu ya. Çok ya. Bunu takamıyoruz ki. Süspansiyonlarda ne var? Bunlar kapalı şu an. Nitro'muz en son Pro'yu taktık. Super Pro zaten kapalı. Tires'lar Super Pro kapalı. Şu an bir iki tanesinin Pro'su açılmış. Bunu taksak ne olur? 19.400 mü yapar? Total. Bizim 18.000'imiz var. Olmaz abi. Neyse, birazdan çıkarırım. Onunla yetmiyor paramız arkadaşlar. Bunun da Super Pro'su kapalı. Şimdi bir daha geri geliyorum. Bakın 1350 eksiğimiz var. Mecbur bunu çıkaracağım arkadaşlar. Bunu nasıl sileceğim? Ha, 2. Tamam. Yapacak bir şey yok. Mecburen bir parçayı takabildim sadece. Arabamızın biraz daha yükseltmesini yaptık. Ve şu an 3850 liramız var sadece. Blacklist 11 ile devam ediyoruz. Şimdi önce şuradan bir speed trap'la başlayalım arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde bugün Blacklist 11'i de bitirip 10. Blacklist'e gelelim diyorum. Güzel bir yarış olacak. Hadi bakalım. Kazanırız ama. Bunu biliyorsunuz. Radarlardan en yüksek hızda geçiyoruz. Tüm topladığımız hızların en yüksek kim olursa, en yüksek hıza kim ulaşmışsa bütün radarlardan geçtikten sonra o kazanıyor. O yüzden geçtiğimiz yerler çok iyi. Yüksek hızda geçmemiz gerekiyor. Of, yalnız araba bayağı iyi hale gelmiş. Onu söyleyeyim size. Bayağı iyi hale gelmiş yani. Motor güçlendirmesi çok işe yaramış. Ben 152 ile geçtim. Adamlar 190 ile falan geçti. Bak bu kötü oldu. Yarış bayağı zor olacak arkadaşlar. Ben nasıl 152 ile geçtim ya? Onlar nasıl 190 ile geçiyor? Bayağı kötü gittik. Abi hep virajda ama bunlarda ya. Ben basamıyorum ki gaza. İyi döndüm. 221 ile girdim o virajdan. Radardan çok iyi oldu. Şu an ilk sıraya yerleştim gibi duruyor. Onlar bakayım kaçta geçecek. Bilmiyorum gerçi ama. Şu an bir sağlam fark attık. Sağlam bir fark attım arkadaşlar o deminki radarda. Şimdi yine şurada iyi gitmem lazım. Biraz Most'la. 219. İyi, fena değil. Bir tık daha hızlı gitsem daha iyi olabilirdi ama 219'da gayet iyi. Biz birinciliği baya baya garantiledik gibi duruyor. Şimdi şurada güzel bir geçiş yapmam lazım. Az kalsın buyurdum. 235. Çok sağlam bir fark attık. Yani şöyle söyleyeyim. Kolay kolay gitmez bu yarış abi. Yani kolay kolay kaybetmeyiz. 1000'i geçti ya kilometremiz. Yani ikinciye bile 250 kilometreden fazla fark attım neredeyse. Düşünün yani. Çok ciddi bir fark. Şimdi şuradan da yine bir 215 ile geçtik. Abi biz var ya. Yani bize yetişme ihtimalleri yok gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Aha, üçüncü müyüz? Nasıl oldu bu? Abi nasıl oldu bu? Ben de öyle kendi kendime konuşuyorum. Yok yetişmeleri imkansız. Abi aramızda 250 kilometre fark vardı. O nasıl kapattı 250 kilometreyi? Gariplik oldu sanki. Ama anlamadım. Ya bir bırak, bir gideyim abi. Bir bırak ya.
Oo, ilk yarıştan restarda çektik. İlk yarıştan restarda çektik. Kötü oldu. Bayağı kötü oldu hem de. Abi arabalar bayağı bir güçlendi ya. Vallahi bayağı bir güçlendi. Allah seni bildiği ya. Bu sarı araba bela ya. Vallahi bela o sarı araba. İlk başta da aynısını yaptı. Audi. Vallahi patlatacağım ya. Yemin ederim patlatacağım. Abi nasıl oldu ben anlamadım biraz önce ya. 250 km'ye yakın fark vardı bizim aramızda. Ben hep 250-250 geçtim. Onun beni geçmesi için 500'de geçmesi lazım neredeyse. Nasıl yaptı anlamadım ki ben. Nasıl oldu o iş? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Abi. Yani böyle bir saçmalık yok ya. Vallahi böyle bir saçmalık yok. Nasıl oldu ben anlamadım hiçbir şey. Üçüncü geri oynuyorum aynı yarışı. Yani tekte geçemedik. İkinci de geçemedik. Üçüncüyü zorluyorum artık. Yarışlar zorlaştı abi. Gördüğünüz gibi artık. Blacklist 11'deyiz. Zorluğu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Benim buradan çok hızlı geçmem lazım. 211 ile geçtim. Çok iyi geçtim hem de. Bakayım onlar 196 geçti Molly. Diğerleri hala geçemedi. 206 var, 196 var. Abi onlar da çok hızlı geçiyor ya. Yemin ederim öyle zorlandı ki yarışlar. Tarif edemem size. Çok zorlandı yarışlar. Bayağı zorlandı hem de. Abi 200'ün üzerinde bile geçmek kurtarmıyor. Bak öyle söyleyeyim. Yani 200'ün bile üzeri kurtarmıyor. Böyle 240-250 paso öyle geçmeniz lazım. Şu an 422 kilometre ile ilk sıradayım. Şuradan bayağı bir yardırmam lazım benim. 230'lar gelir mi? Geldi. 229 gayet güzel bir hız. Şu an bak. Abi 80 kilometre fark var aramızda ya. Bak 80 kilometre çok ciddi bir hız. Ama bir anda kapanıyor, ben onu anlamadım. Nasıl oluyor yani? Ben sıfır geçmem lazım. Onun 250 geçmesi lazım. Anca öyle kapanması lazım. Bak şu an bile. 245-43 ile geçmişim. 1117 diyor. 1059 oldu da mesela. Şuradan gideceğim yine abi. Biraz hızımızı yavaşlatıyor ama yapacak bir şey yok. 209 düşük geçtik. O beni geçecek muhtemelen. Evet. Abi. Yine mi kaybettik ya? Başa geçtim ama o muhtemelen yine geçti. Hayda, bu neydi ya böyle? Abi böyle bir şey yok. Yani yenemiyoruz ki. Winner mı? Nasıl ya? Nasıl winner abi? Nasıl kazandık? Nasıl oldu anlamadım ha. Biz ikinci bitirdik. Ben çözemedim. İkinci bitirdik, kazandık ama neyse. Hadi bakayım, belki diğerleri kazanacaktık. Ben boş yere yeniden başlattım. Yine zor bir yarış. Güzel çıkamadık. Perfect yaptım. Abi açın yolu ya. Ben Mosto şöyle sizi ben bir geçeyim. Şu öndeki çok fena gidiyorsun sen. Seni almam lazım derken kazamız geldi. Hadi bakalım, draglar zor oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden dikkat etmek lazım. Çok güzel vites atıyor bu araç, yalnız onu söyleyeyim. Bayağı sağlam vites atıyor. Soldan gideceğim, orada minibüse çarpmayalım yine. Ya bir bırakın abi beni ya. Vallahi bir bırakın ya. Abi. Kaybettik ya muhtemelen. Çok saçma oldu yani. Benim çok garip gitti. Anlamadım ki ben ne oldu hiçbir şey. Alır mıyız be? Şu adam var sadece. Çok saçma bir garip bir yarış oldu. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım yarıştan ben. Abi drag yarışları zor ya. Yani gerçekten zor yarışlar. Çok kaza oluyor bir de. O da bayağı bir sıkıcı. O zaten esas sıkıntı. Aslında iyi gidiyor. Şu an bayağı sağlam ilerliyorum.
alırız gibi gözüküyor ama dur bakayım. Tam arkamda, yapma bunu. Motor neredeyse yanıyordu. Sol üstü gördünüz mü? Kırmızı çıktı. Neredeyse motor gidiyordu. Underground 2'den hatırlayın. Sıkıntı olacaktı ama Allah'tan kurtardık. Şimdi tekrardan yarışlara geçiyorum. 2 tane bitirdik şu ana kadar. 2 bit, 3 tane kaldı. O zaman gelin bir sprint yapalım. 3. yarışımız olsun. Daha sonra da milestone'lara devam edeceğiz. Polisten kaçışları yapacağız. Ve daha sonra da son yarış gelecek. Bakalım Low'yu yenebilecek miyiz Blacklist 11'de? Şuradan ben gireyim. Bura çok güzel. Para kastıkça da Supra'yı güçlendireceğim arkadaşlar sizin için. Tabii farklı arabalarda geçiş yapacağız. Evo'yu alacağım. Ya da ne bileyim. Ne var başka bilmiyorum. Most Wanted'da hatırlamıyorum hangi arabalar olduğunu ama. Yeni arabalar olacak. Hep Supra gelmeyecek. Hep Supra'ya devam etmeyeceğiz tabii ki. Yeni arabalarla da oynayacağız. Farklı arabalar satın alacağım. Ama önce şu yarışlara biraz daha iyi para kasmamız lazım. Adamlar iyi gidiyor. Yani sağlam yarışıyorlar arkadaşlar. Gerçekten sağlam yarışıyorlar. Öyle bot gibi değil, gerçek oyuncu gibi. Ama bir de şöyle birden durmasalar. O çok kötü. Bak sıkıştırıyor, mıkıştırıyor, bir de hareketler yapıyor. Çok kaza yaptık ya. Orada kestirme yol varmış. Girmedim oraya ben. Daha mı kısaydı acaba? Kısaymış. Şu an sonuncuyum. Şu an sonuncuyum, bakın sonuncuyum, şaka değil. Bildiğin sonuncuyum şu an ben. Ama alacağım gibi ya onları. Çok, onlar da çok kaza yapıyor. Ben şöyle sağdan gideyim, Evo önden gidiyor. Evo seni geçeriz, bizde Supra var. Rahat ol sen. Abi fişek gibi gidiyorlar. Yemin ederim o kadar hızlı gidiyorlar ki anlatamam size ya. Çok seri gidiyorlar. Ve kazasız. Yani çok ciddi kaza yapmıyorlar. Yapıyorlar ama ciddi kaza gelmiyor. Var ya, enteresan bir yarış şeyi var ya. Çok iyi oynamanız lazım. Kaybettik muhtemelen. Derken onlar orada kaza yaptı. Araba, yani araba çıktı karşılarına, yavaşladılar. O beni kurtardı şu an için. Artık kazandık diyebilirim. Zor yarış. Gerçekten zor. İyi zorluyorlar adamı. Ama kazanırsanız güzel oluyor. Şimdi burayı geçiyorum. Race Wins 5 tane hedef demişti. Dördüncüyü yapacağız. Dördüncümüz, hadi bir toolbot olsun. Biliyorsunuz her gişeden geçerken süre sayıyor. Süre bitmeden gişelerden geçmeniz lazım. Bakalım, burada polis kovalıyordu. Yani genelde kovalıyor bunlar da polis. Bakalım, göreceğiz. 1 dakika 15 saniyem var. 3 tane gişeden geçeceğim. Süreler uzun. Yani mesafeleri uzak gişelerin. O belli oldu. 3 tane var çünkü. Ama yaparız. Rahat olun. Abi arabamız bir tık daha güçlenmeye ihtiyacı var. Bir tık daha. O birkaç parçayı takamadık ya. Onları takmam lazım. Yani birazcık yarışlarda gördüğünüz ufak ufak zorlanıyoruz. Blacklist 11'deyiz henüz. Daha yolumuz var ama iyi ilerliyoruz, hızlı ilerliyoruz. Birazcık yükseltmeye ihtiyacımız var arabayı sadece. Onun için de para lazım. İyi para lazım. Şu an abi 26 saniye kaldı, ben hala gişeleri göremedim ya. Ha gördük. Bayağı uzak ha. Dedim ya, araları bayağı uzun çünkü. %38'i ilkinden geçtik daha. Düşünün yani. Bayağı uzun. O yüzden birazcık zorlayabilir bizi. Ama yine de kazanırız. Sorun olmaz. Bugün Blacklist 11'i bitirip 10. Blacklist'e geçeceğiz. Ve Low'yu yeneceğim arkadaşlar. Merak etmeyin siz. O nasıl bir hataydı? O nasıl bir hataydı? Oraya kötü çarptım. 33 saniyem var. Yetişir mi inşallah? Birazcık son saniye yetişecek gibi olacağım. Evet. 16. saniyede geçebildim. Yine ekstra bonusum var. 1 dakika 23 saniyem var. O süre içerisinde ben her türlü bu yarışı bitiririm. Rahat olun. Güzel bir yarış olacak arkadaşlar. Şuradan aşağı. Buraları çok seviyorum ya. Dümdüz otoban ya. Aşırı eğlenceli oluyor. Tabii bu viraj hariç.
Ama viraja da girmek gayet güzel. Tam zamanda girerseniz böyle kazasız bir şekilde dönüyorsunuz zaten. Güzel oluyor. Buralar birazcık. Virajlarımız var. Aman 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 aman. Vallahi gayet iyi gidiyoruz şimdilik. Bakalım. Da biraz saçma kazalarım var sadece. Onları saymazsak güzel. %95'i bitti. Ama yarış da bitiyor zaten. 25 saniye kadar muhtemelen bitireceğim gibi duruyor. Ve de öyle oldu. Bu yarış da bitmiştir arkadaşlar. Polis takılmadı hayret. Yani peşimize. Yine bir son bir yarışımız var. Son bir yarıştan sonra kaçışlar başlayacak artık. Ne kadar param olmuş? 16.000. Biraz daha kasalım Supra için arkadaşlar. Son yarış geliyor. Son yarışımız. Hadi bu olsun. Çok turlu olsun. Kaç tur? 2 turmuş. 2 turda biz bu yarışı alırız zaten. A3 bastı gitti. Bir Mustang gidiyor. Maviyi bilemedim ne olduğunu. Ama ben onlardan daha hızlıyım. Üzgünüm. Hepsini geçerim ben. Cadillac mı? Chevrolet mi? Bilemedim. A3, A3 böyle dönülmez viraj. Beni de mahvettin ya. Saçma sapan viraja giriyor. Bir de frene basıyor olduğu yerde. Heh, bir de vurdunuz adama. Abi bunlar çok kötü araba sürüyor ya. Gerçekten kötü araba sürüyor. Ya bazen çok kötü sürüyorlar, bazen süper gidiyorlar. Tam bir şey yok. Ne yaptıkları belli olmuyor. Bak bak bak, arkadan nasıl geliyor öyle. O yavaşlama seni bitirir Audi'ye. Böyle de güzel bir uçuşumuz var. Arabayı mahvetmişim ya. Her tarafı çizik içerisinde. Cam patlamış, çizikler. Ya pist de uzunmuş ha. 1 dakikayı geçtik. Daha ilk turu bitiremedik mesela. O kaza yaptı hepsi orada. Hepsi durdu şu an. Hepsi durdu. Ciddi bir kaza yaptılar arkadaşlar. Bayağı bize avantaj. Baksanıza. 700-800 metre var aramızdaki fark şu an. Sağlam bir kaza yaptı onlar. Ne oldu bilmiyorum ama sağlam bir kaza yaptılar. Ama biz tabi biz de böyle çarptığımız sürece o farkı kapatacaklar hemen zaten. Şu an evet azalmaya başladı fark. Haydi bakayım. Harbiden uzunmuş ya. Abi ne uzunmuş. Tabi şimdi bunların da parası iyi oluyor. İyi para geliyor bunlardan da. Az para gelmiyor diğerleri gibi. Kötü döndük. Çok kötü. Ben de bayağı kötü döndüm o virajı. Ha, ilk tur 2 dakika sürdü. Bayağı uzun sürdü be. Vallahi bayağı uzun sürdü. Ama şimdi onlar yok ya. Rahat gidiyorum. Daha rahat, daha hızlı bitiririz. Duruyorlar falan, fren yapıyorlar, saçma sapan virajları dönemiyorum onlar yüzünden ya. Abi baksana mis gibi dönüyorum virajı. Normalde onlar olsa burada şimdi kazalar 500 tane olmuştu. Ama onlar yoksa güzel dönüyoruz. Şunu saymazsak. Geldiler arkama. Çok çok hızlı bir şekilde yine geldiler abi adamlar. Ama alırız ya. Alırız. Bir şey olmaz. Kazanacağımız bir yarış. Ben polisleri merak ediyorum şimdi. Bu araba X2'nin hatta yarısı da bitmiş bir durumda. Sağlam polisler gelecek. Ve bu intiyi falan çok hızlı kasarız gibi geliyor bugün. Zaten 100.000 falan ihtiyacımız var. Bir 5-10 dakika kaçsak direkt zaten bu inti biter arkadaşlar. Fulleriz. Ve daha sonra da final yarışına gireriz. Final yarışında Low'yu yeneriz. O kesin ama arabayı çıkarabilir miyiz onu bilmiyorum. Yani arabayı ben 1-3 seçeceğim yine. 1-3 şanslı geliyor. 1-3'ten çıkarsa araba alırız elipsi. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. İsterseniz normal parasıyla alırız biz. Paramız oldu. Şu an arkama bir anda geldi adam ya. Abi o kadar hızlı geldi ki anlatamam size. Yani direkt dibimde adam ya şu an. Geçmek üzere neredeyiz hatta.
görüyorsunuz dikiz aynasından sağdaki hız şey aradaki mesafe şeyinden görüyorsunuz. 100 metreden az var. Çok yakında. Çok hızlı geldi bir anda. Biraz benim hatasız gitmem lazım çünkü yarış bitecek. Kaybetmek istemem bu saatten sonra çünkü bitiyor abi, bir daha aynı yarış oynamak istemem ya. Bitirmemiz lazım. Şu virajda biraz önce hata yapmıştım. Umarım bu sefer iyi, güzel bu sefer iyi döndüm. Bu sefer iyi döndüm. Ama kestirmeye girmedim, o da kaza yaptı. Güzel, hepsi kaza yaptı şu an o virajda. Hepsi kaza yaptı, haritada görüyorum. Ve güzel bir yarış oldu. Yarışı aldık abi sorunsuz bir şekilde. Artık yarışlar bitti, yani görevlerimiz bitti. Şimdi biraz Milestone zamanı. Polisten kaçış zamanı. Evet, şimdi Milestone'lara geliyorum. Önce bir radarları yaparım. 190'la geçmemiz lazımmış. Bu radardan 190'la geçince bir Milestone tamamlanacak. Nerede bu Milestone? Ha burada. Ha, pardon ya, yanlış gittim ya. Of, dur. Tamam. Yanlış gittik. Şurada. Radar şurada da benim tekrar gelmem lazım. Ben niye buradan uçtum? Yolu takip edecektim. Yani şu üst taraftan gelecektim. 190'la geçecektik abi burada. Yol biraz karışıktı. O yüzden kafam karıştı. Şimdi buradan hızlansam 190 bulur mu bu araba? Dur bakayım. Güzel. Birazcık farkla geçtik. 195'le burayı geçtik abi. Tekrardan devam edelim. Şimdi başka Milestone'larda ne varmış? Şimdi burada iki tane polis barikatını sanırım geçmemiz gerekiyor. Burada 20.000, tamam şunu yapalım. Sanırım burada 20.000 para kasacağız. Aynen 20.000 para toplamamız gerekiyor ve bu Milestone bitecek. Bak 1200 oldu. Sağda Pursuit yazıyor ya. Pursuit CTS. Bak 1350 yazdı mesela. Onun 20.000 yapmamız lazım. 20.000 yaparsak bir Milestone tamamlanacak. Aynı zamanda yol bloklarını geçersek onlardan da ekstra zaten Milestone tamamlanacak. Şu an ben her türlü polisten kaçışımı yapacağım. Hem Milestone bitecek hem de Boeing'i kasacağız, para kasacağız. Hepsi bir arada abi. Bak şu an bak her vurdukça param artıyor sağda, görüyorsunuz. Abi çevreye zarar verdiğiniz zaman bunlar artıyor. Ama çok fena vurdum ya. Aşırı vurdum. Yani öyle böyle değil. Şuradan geçeyim onu ben bir patlatayım diyecektim. Kendim altında kaldım. Ama polise bir şey olmadı sanırım. Aynen. Polise hiçbir şey olmadı. Ama ben iyi bir boyuncu kasıyorum. Şey, hem boyunca kasıyorum doğru hem de para kasıyorum. Şu an 13.350 oldu. Sağda görüyorsunuz. Allah burada yolu var sandım ya. Oradan yolu var sandım. Şu an peşimde iki polis var sadece ya. Yani çok bir polis yok. Biraz artmasını bekliyorum. 14.000, 15.000 var şu an param. 20.000 yapmam lazım çünkü görev var. Şuradan geçeceğim abi. Dur. Şurayı patlatayım ikisi bir. Haydi güle. İkisi de patlamış olması lazım. Birini gördüm, biri patlamamış. Bir tanesi patlamış. Güzel. Sanırım kaçıyoruz diyecektim. Ha, bir Milestone tamamlandı bu arada ama ben kaçmak istemiyorum. Çünkü 20.000'i yapmadık ya. Yaptık mı 20.000'i? Abi buradayım. Bulsana beni. Neredesin ya? Adam burada bir yerde beni göremiyor. Ben de onu göremiyorum. Aa burada. Abi orada hızlı kurtulma yeri. Sen niye giriyorsun oraya polis? Adam oraya girmiş bekliyor ya. Neyse dur. Gelsin peşimize. İleride bir yol bloğu var. O bloktan geçersem birinci blok olacak arkadaşlar. Bir görev bitmiş olacak. Ha geçemedim. Neredeydi o blok? Aa bir dakika ya. Ben niye orayı göremedim? Abi orada blok vardı, yol şeyi. Kayboldu ya. Of. Neyse. Kaçırdık onu. Neyse bir daha şimdi oyuncudan atayacak otomatik önüme. Hem o görev olsun falan diye. Zaten neredeyse şu an X2 yanıp sönüyor. Şey olacak birazdan. Ne derler? X3 başlayacak. O zaman ortalık karışacak. Aha burada bir yol bloğu var. Bakın şimdi izleyin. Ben burayı kırdım. Deli para geliyor, izleyin. Yani şu an var ya, o kadar çok para geldi bilmiyorum orada. Çünkü bir sürü polis arabasını patlattı. Bak şu an 2'ye 1 yazıyor, gördünüz mü? Bloklar. Bir tane daha bloktan geçersem bir tane daha Milestone tamamlanacak.
Ben tekrar döneyim onların gitti, onların kaldığı yere de, çünkü orada bekliyorlardır. Tekrardan kovalasınlar beni. Aa, gitmişler, hepsi buradaydı. Tüh. Abi bir tane daha ihtiyacım var ya. Bir polis lazım. Ha, burada görüyor radar. Bul abi beni, neredesin? İleride blok var. Çok iyi. Ve bir blok daha geçişimi yaptım. Aman. Neredeyse yakalanıyordum ha. Şu an var ya, bütün milestone'ları bitirdim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Muhtemelen bu intiyi de tamamlamış olabiliriz arkadaşlar. Emin olmamakla birlikte. Çünkü çok sağlam bir hasar verdim. Çok sağlam kaçış yaptım. Şimdi şunu patlatayım ben, izleyin. Bir tanesi gitti. Soldaki gördünüz. Yine kaçayım ben artık. Ya şu yakalanmadan şu parayı bir garantileyeyim ben. Ama arkamda bir tanesi. Şu an x3 olmak üzere kaçış iyice zorlaşacak arkadaşlar. Daha da zorlaşacak. İleride zaten neler göreceğiz. Durun siz, daha bunlar hiçbir şey. Polisten kaçışta bunlar hiçbir şey daha. Benim şu arkadakileri bir atlatmam lazım. Abi şu an bıraktılar peşimi. Benim bir tane şey cooldown yeri bulmam lazım hızlı dolum için. Ya abi şu bir çakılma ya. Uf, duvara böyle minik yerlere tıkanıp kalıyor. Gıcık oluyor böyle arabalara ya. Şu an x3 olduk olacağız. Ya o kadar çok yakınız. Efendim görüyorsunuz soldan arkamda. Benim bir şeye ihtiyacım var. Şey. Hızlı dolma yerine ihtiyacım var. Haritaya şu an bakıyorum bir yandan. Yakınlarda gözükmüyor. Gidiyorum belki görürüm bir yerde diye de, hiç yok şu an. Neyse zaten süre bitti. Yani muhtemelen bitirmişizdir ya. Yani şeyi bitirmişizdir. Evet, Bigelow yarış istiyor abi. Evet, bitirmişiz arkadaşlar. Bounty'leri tamamlamışız meğerse. Toplam 316.000 bounty yapmışız. Vay. Bizden 200 istiyordu sanırım. Biz 316 yaptık. Belki bir sonraki Blacklist'in bile bounty'sini bitirdik. Abi bu iş bizden sorulur. 2 tane çok tur yarış var. Uzun sürecek arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bundan sonra da 1-3 seçip elips almaya çalışacağız. Neredesin bakayım elips? Abi arabaya baksana, muhteşem gözüküyor. Bak, ekibiyle geliyor adama bakın siz. Vay. Adamlarıyla birlikte geliyor. Hareketlere bak şunun siz. Vay. Arabası çok güzel gözüküyor. Yalnız modifiyeli falan bayağı iyi duruyor. Alırsak çok güzel olacak bu arabayı. Bayağı güzel olacak. Baksana abi. Aşırı iyi duruyor. Vay. Loo, senin arabanı almam lazım. Bayağı sevdim ha. Kaplanlı maplanlı. Güzel bir şey gibi gözüküyor. Umarım alabiliriz. 2 tur uzun sürecek. Onu söyleyeyim. İkisi uzun sürecek. Şşş, sakin. Alacağım arabanı. Merak etme. Hiç ağlamak yok abi. O araba benim. Onu alacağım abi. Vallahi hızlı geldik sanki bugün her şeye. Final yarışına hızlı geldik gibi geliyor bana. Sağdan girdim çünkü 25 dakikada falan finale ulaştık. Hızlı oldu. Tabi daha bu iki yarışımız var. Bunları bitireceğiz önce de. Bunlar çünkü uzun sürecek. Biraz kötü döndüm. Geçiyor beni. Bak. Adama bak ya. Görüyor musun? Adamların toplayıp gelmiş. Tek de gelmiyor. Yanların adamlarını alıp gelmiş yarışa. Baya korkak çıktı. Tek gelmiyor abi. Korkak çıktı bu. Bak. Abi 250 ile burun buruna gidiyoruz resmen ya. Tampon tampona ya. Aşırı hızlı onun arabası da. Bizimki de hızlı. Onunki de bayağı hızlı. Ama tabi benim gibi bir yarışçının olduğunu unutmuştur. Beni alamaz. Yarışı alırım abi. İlk tur bitiyor bu arada. Ha bu arada şeyi vardı, hangi tuştu o ya? Ha, G tuşuyla da böyle çok keskin dönüşler yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela göstereyim size, izleyin. G'ye bastım. Bakın abi. Hops, gördünüz mü? Ben bunu unutmuştum, şimdi aklıma geldi bir an. Böyle çok dönemeyeceğiniz virajlarda falan G ile zamanı yavaşlatıyorsun, mis gibi dönüyorsun kazasız bir şekilde. Yani kullanmak isterseniz aklınızda olsun, G tuşuyla bunu yapabilirsiniz. Abi öndeki uçuyor ya, low uçuyor da ben onu geçerim ya abi.
bu virajdan sonra alacağım, izleyin. Bak bu virajdan sonra bende o araba. Bu virajdan sonra. Buradan artık şuradan sonra bu iş bizimdir. Dedim bak. Abi o virajlardan sonra bizim o iş dedim ve oldu. Burada basmam lazımdı. Tamamdır, yeterli bu kadar. Gördünüz mü? Kazasız bir şekilde döndüm. Normalde çarpacaktım muhtemelen ama tabii o zaman işte arkadaki adam geliyor geçiyorsun. Çok dikkat etmek lazım. Abi elips çok iyi bir araba ya. Sevdim ben bu elipsi de. Alabilecek miyiz onu merak ediyorum. Yani kutulardan çıkarabilecek miyiz? Ben bunu yeneceğim her türlü. Onda sıkıntı yok. Bunda rahat olun siz. Biz yeneceğiz. Low'yu yeneceğiz ama arabayı çıkarabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Onun garantisi yok maalesef. O yüzden dikkatli bir şekilde önce şu yarışları bitirelim. Daha sonra 1 ve 3. kutulara odaklanacağız. Ve arabayı çıkarmaya çalışacağım. Bugün Low'yu yeneceğiz. Blacklist 11. Yarış bitiyor bu arada. Son dönüşüm olacak. Çarpmadan dönelim abi. Hops. Ve bu iş bu kadar. İlk yarış bizimdir. Kazanan biziz. İkinci yarış gelsin bakayım. Alacağız. Alacağız bu arabayı, merak etmeyin. Haydi bakalım. 3 tur. Oo, bu biraz daha uzun sürecek. Ama olsun. Uzun yarışlar iyi oluyor bazen. Çünkü burada biraz şey, hareketli bir harita. Çok fazla şey var. O yüzden burada çok turlu yarışları seviyorum. Güzel oluyor. Şuradan gidelim abi. Üç tur. Muhtemelen bir 5-6 dakika sürecektir. Toplam süre. Her biri yine 1,5-2 dakika sürer. Bu yarışı da umarım kazasız bir şekilde alırız. Şu an öndeyim. Rahatım ya. Yani. Sıkıntı yok. Low ufak ufak vazgeçiyor gibi. Abi bu adamlarıyla gelmiş arabayı vermez bana. He. Bak kavga çıkacak söyleyeyim. Burada G yapsam iyiydi aslında. G'ye bassak mis gibi dönerdik orada ama unuttum bir an. Yaklaşıyor baya baya. Baya baya yaklaşıyor. Görüyorsunuz zaten. Dikizden. Bir bırak beni abi. Bir bırak beni. G yapalım dedik. Adam orada mahvetti bizi. Bak o solda kestirme var. Buraya girin her zaman. Bura bayağı bir kısaltıyor çünkü yolu. Bayağı bir kısaltıyor hem de. Ama bu bayağı bir yavaşladı niyeyse bilmiyorum. Ops. İyi döndüm. İyi döndüm. Gayet iyi döndüm şu an. Biraz güçlenmeye ihtiyacı var ama. Bir tık daha bu Supra'yı performans güncellemesi yapmamız lazım. Motorunu falan bir şeylerini. Açılan her şeyi de takmamız lazım ama işte para çok istiyor. Ve para kasmak da o kadar hızlı değil oyunda. O yüzden birazcık araç yükseltmeleri yavaş olacak gibi duruyor. Yavaş yapacağız gibi hissediyorum ama bakalım, bilmiyorum. Şimdilik o şekilde gibi. Aynen bir tur 2 dakika sürüyor arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Yine Underground 2'de gibi önümüze bir anda çıkıyorlar, göremiyoruz. Ufak ufak kazalar olacak bu yüzden. X3'e az kaldı. Supra X3'te bakayım kimler gelecek. Artık muhtemelen korvetler falan gelir mi bilmiyorum. X3'te hangi kademe polis araçları geliyordu oyunda hatırlamıyorum ama korvet falan var. Ama korvet X kaç oluyor bilmiyorum. Ama daha sağlam sağlam yarışlar yapacağız. Kazanacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Polisler çok çabuk yakalıyor sizi. Arabalara veda edebiliriz arkadaşlar. Bazılarına söyleyin. Bağlatabiliriz arabalarımızı. Öyle bir ihtimal de var yani. Bakalım, göreceğiz. Zamanla anlayacağız. Ops. Güzel döndük. G sayesinde. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor var ya, nasıl geliyor arkadan arkadan. Hızlı hızlı geliyor adam ya. Geçme beni, geçerim seni. Hop. Hadi gel. Kaza yaptı orada. Ufak bir kaza yaptı ama yine geliyor tabi. Biraz kötü döndük. Birazcık kötü oldu. Hmm.
burayı unutmayın her zaman. Buradan girin abi. Bak o kaza yaptı mesela, gördünüz. Duvara çarptı. Hayır, bunlar bize artık atıyor işte. Onun sayesinde biz şu an aradaki farkı bir tık bir tık açıyoruz. Biraz rahatlatıyor bize ama öyle çok ciddi fark atamıyorsunuz. Her türlü yetişiyor zaten size. Şu an 180 metre falan var aramızdaki fark ama bir anda yetişebiliyor. Zaten şu an 180 yakın bir mesafe, çok değil. Bak 120'ye düştü. İkinci tur, son tura gireceğiz birazdan. Artık her şey belli olacak. Bakalım. Lo bize arabayı verecek mi? Bilmiyorum. Bak 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 bak, ikinci turda öne geçti. Vay 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 vay. İkinci turda öne geçti. Son tur, artık almamız lazım. Bitiyor yarış. Hadi bakayım. Alacağız abi, alacağız. Merak etmeyin, alacağız bu yarışı. Ben şuradan kestirmeye gireyim. O niyeyse buraya hiç girmiyor ya. İki turda girmedi buraya hiç. Garip. Vallahi garip. Normalde buraya girmesi lazım. Bütün kestirmelere giriyor araçlar ama o buraya girmiyor niyeyse. Arabamız çok kötü hale gelmiş ya. Abi araba ne hale geldi? Her tarafı çizik, kırık. Bayağı kötü halde. Biraz fark açsak iyi olacak ya. Şimdi çok yakın geliyor yine. Deminki gibi ikinci turda son anda geçerse işler sıkıntıya girer. Bir daha oynamak zorunda kalacağız bu yarış çünkü. Umarım öyle olmaz. Hop, güzel döndüm. Bayağı iyi döndüm hem de. G sağ olsun. Ama hemen dibimizde görüyorsunuz yani. Affetmiyor abi. Elit çok hızlı. Çok sağlam geliyor araba. Yapma. Sağdan geçiyorum. Ona rağmen yine de o da yavaşladı Allah'tan. O da bir arabayı görünce yavaşladı. Sıkıntı yok. Yine öne geçeceğiz. Hadi güle güle Elips. Çok yavaşlıyorsun. Çok yavaşlıyorsun Elips. Elips çok yavaşlıyorsun. Alırım anahtarını. Hadi bakayım. 50 metre fark var aramızda ya şu an. Dibimde yani bak, en ufak hatada geçecek. En ufak hatada geçecek adam direkt zaten bizi. Buradan bir fark açabilirsem 100 metre var alt üstü. Dediğim gibi böyle çok ciddi aman aman fark atamıyorsunuz burada. Yani ufak ufak farklar oluyor ama çok bir fark atamıyorsunuz. Ama o da bazen işinize yarıyor. Şu an mesela biraz daha fark açtık. 250'lerde bir fark var. Bu beni biraz rahatlattı. Son virajlarda falan işimize gelecek. Alacağız gibi duruyor bakayım. Burayı da iyi döndüm bu arada. Evet, artık Lo'ya bir bay bay diyebilirsiniz. Güle güle Lo. Evet, kazandık arkadaşlar. Ve bu işte bu kadar. Defeated. Lo, güle güle Lo. Evet, şimdi iki tane hakkımız var yine. 1-3 seçeceğim dedim en başında. 1-3 iyi geliyor. Bayağı araba çıkıyor 1-3'lerden. Önce 1'i seçtim. Gelsin araba. Para geldi. 20.000 cash geldi. Umarım 3'tesindir. Ah, 2'den çıktı. Evet, 2'den çıktı arkadaşlar. Araba 2'deymiş meğerse. Bu da şey. Arabayı bağlatırsan sanırım bir kere ücretsiz olarak arabayı çıkarıyorsun. Jail for free diyor yani. Tutuklanmayı ücretsiz bir şekilde tutuklanmadan çıkabiliyorsun gibi bir şey söylüyor. Araba çıkamadı. Alamadık ya Elips'i. Elips'i vermedi. Abi dedimse vermez abi Elips. Adamlarıyla gelmiş. Elips'i vermez dedimse vermedi. Blacklist 10'da Baron diyor arkadaşlar. Baron'un yarışlarını yapacağız. Porsche Cayman'ı var. Cayman S'i varmış. Bu araba da güzel bir araba. Alabilirsek çok güzel olacak. Evet, gördüğünüz gibi Baron Nikli birinin Razor'a da benziyor ufaktan. Bunun aracını alacağız. Alabilecek miyiz bilmiyorum. Yani yeniyoruz her türlü, sıkıntı yok ama arabayı çıkaramadık işte mesela. Bir öncekini çıkaramadık işte. Arabası güzel bayağı yalnız. Bunu oynamamız lazım arkadaşlar. Araba bayağı bir güzel duruyor. Porsche Cayman S. Sağlam kaçar polislerde falan, güçlü de bir araba. Böyle alevli malevli desenleri de var. Bakalım Blacklist 10'da bizleri neler bekliyor olacak göreceğiz. Razor'dan yine bir mesajlar falan geliyor. O tutuştu. Çünkü geliyoruz, az kaldı. Razor'a geleceğiz arkadaşlar. Ve bir safe house yapalım. Toplam 50.000'imiz varmış. Bakalım belki bir sonraki videoda bir arabaya paramız yeter mi? Şöyle yapalım o zaman, gelin. Bir oyuna giriyorum abi. Bir en yakın bir araba mağazasına bir gidelim. Neredeymiş mesela? Şurada bir araba mağazası var. Bir gidip bir bakalım hangi arabalar var, ne gelmiş, ne bitmiş.
alırız belki sonraki videoda. Onu belki yükselteceğiz ama Supra bizim en baş arabalarımızdan biri olacak. Bu bizim ana arabamız olacak. Yine tabii pek bu yetmez. Ekstra arabalar da lazım yanına. O yüzden şu mağazaya bir gidip yeni gelen arabaları görmek istiyorum. Ne var ne yok bir bilelim, görelim. Ona göre bir plan yaparız. Aha bir an polis var sandım ya. Şeymiş, radarmış. Abi nerede bu mağaza ya? Evet. Şimdi ne gelmiş? En son 15. araba. Oo, vay 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 abi. Arabaya bakın. SL500 Mercedes gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Evo da var. Vay vay vay. Evo'yu da alsak çok güzel olur be. Baksanıza abi. Araba muhteşem duruyor. Vallahi çok güzel. Mustang var. Cadillac var. RX-8 Clio. Yani bilmiyorum. SL de güzel, Evo da güzel ama şöyle bakıyorum özelliklerine, Evo sanki daha sağlam gibi gözüküyor. 36.000'miş, bizim 50.000'imiz var. Bilmiyorum, istediğiniz araba varsa yorumlar yaparsınız. Blacklist, ondan devam edeceğiz sonraki videoda arkadaşlar. Bayağı güzel oldu, bugün hızlı bir ilerleme yaptık. Low'u yendik ama arabasını alamadık. Vermeyeceğini söylemiştim, vermedi zaten. Adamlarıyla geldi arkadaş, arabayı vermedi. Bakalım Blacklist, onda Baron'un yarışlarında Porsche'yi alabilecek miyiz? Bakacağız zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere.